33'e 50. Nur suresinin 50. ayeti. Ey peygamber, gerçekten biz sana ücretlerini, mehirlerini verdiğin eşlerini, bak bir, Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerini, cariyeleri, sağ elinin malik oldukları ile, yani azatlı cariye, hepsi kendini hibe edenler de şimdi söyleyecek ayet inşallah. Seninle birlikte hicret eden amcanın kızlarını, amcanın kızını değil, kızlarını, hepsini. Halanın kızlarını, kızını değil, kızlarını, tamamını. Dayının kızlarını ve teyzenin kızlarını helal kıldık. Oh, elhamdülillah. Ne güzel. Bunu münafıklardan ve yobaz takımından bu ayetleri duyamazsınız. Utanıyor hergeleler. Pis kokmuş kafalarını utanacaklarında bu ayetten utanıyorlar. Haşa. Bir de kendisini peygambere hiba eden, Allah rızası için seninim diyor peygambere. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve peygamberin de kendisini almak istediği, peygamberin beğendiği, mümin bir kadını da müminler için olmaksızın, yalnızca sana has olmak üzere. Senin için helal kıldık. Biz kendi eşleri ve sağ ellerinin malik olduğu cariyeler konusunda onlar müminler üzerine neyi farz kıldığımızı bildik. Size bildirdik. Böylelikle senin için hiçbir güçlük olmasın diyor. Münafıkların ağzına set çekilmiş oluyor. Çünkü münafıklar bu konuda sürekli dedikodu yapıp fitne çıkarıyor. O zamanın alçakları. Takva görünümünde kokmuş böyle domuz eti gibi mahluklar sürekli peygamberimizin evliliğiyle ilgili sözler ediyorlardı. Bunalmışlardı. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyendir. Şimdi yalnız bu ayete şuna dikkat etmek lazım. Müminler için olmaksızın yalnızca sana has olmak üzere dediği şu maddeler. Yoksa mesela diyor ki biz sana ücretlerini, mehirlerini verdiğin eşlerini, bu müminlere de helaldir. Bir tek peygamber has değildir. O devirde cariyeler, azatlı cariyeler müminlere de helaldi. Sadece peygambere helal olan şu, ayetin şu kısmı. Amcanın kızlarını, halanın kızlarını, dayının kızlarını, teyzenin kızlarını helal kıldık. Yani onlardan sadece bir kişinin evlenebiliyor Müslümanlar. Halasının kızı ise mesela bir kişinin evlenebiliyor. Peygamberimiz hepsine evlenebiliyor. Helal kılmış Cenab-ı Allah. O var. İnşallah. Evet. Yobaz takımı bu ayetlerden hoşlanmaz, söyleyemezler. Peygamberimiz çok evliydi. Çok fazla hanım vardı, genç ve güzeldi hanımları. Peygamberimiz de çok sağlıklı ve bayağı güçlüydü elhamdülillah. Ha, helal olsun dedeme. Bu kokmuş mahluklar gibi böyle sapık kafalı adamlar gibi bir ruh halinden Allah onu beri ve kılmıştı ve mükemmel bir karakterde yaratmıştı. Mükemmel bir güçte, mükemmel bir görünümde, mükemmel yakışıklılıkta, mükemmel etkileyicilikteydi. Dünya güzeliydi. Maşallah. Evet. Şimdi bu konulara devam edeceğiz. Ahzab suresinde münafıkların ciğerini yakan çok daha fazla hususlar var. Olsun şey, yani Nur suresi demiştim, Ahzab suresi. Evet. Peygamberimiz ta vefatına kadar son derece güçlü ve sağlıklıydı. Adilik yapmasınlar. Sahtekarlık yapmasınlar. Bak, ruhen ve bedenen mükemmel ve güç ve kudrete sahipti. Son anlarına kadar son derece sağlıklı. Hastalandığı için, hastalandığı insan zaten mecburen bir zayıflık haline düşer, o ayrı. Ama onun dışında 63 yaşında vefat etmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Acayip görkemli ve güzeldi. Bir parça külü almıştı mübarek sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Biraz daha irileşmişti.
Allah diyor üstündeki ağır yükü almadık mı diyor. Kilo sonradan kilo vermiştir peygamberimiz. Biraz üstüne kalbine de biraz sıkıntı gelmişti. Allah kalbini yarıp kalbine ferahlatmadık mı diyor ayette biliyorsunuz. İnşirah suresi. İnşallah. Sen okudun ayette inşallah. İnşallah hocam.